kapsül son 24 saat içerisindeki hem Türkiye'de hem dünyadaki gelişmeleri okur için okur, tarar, söyleşileri okur, video haberleri izler ve sonunda 24 saatlik bir özet çıkarır. Bunu da aboneleriyle paylaşır. Aboneler isterse bu bülteni akşamları alabilirler, dilerlerse sabah alabilirler. Günde iki kez kapsül hazırladığı özeti servis eder. Kısacası bu. Aslında biraz pandemiyle de alakalı. Yani ben bir gazeteci olarak her gün hem Türkiye hem de özellikle Türkiye'yi ilgilendiren dünya gündemini taramak zorundayım. Ve bunu da her gün yapıyorum. Fakat internet medyası öyle bir kalabalık ve kaosa büründü ki orada almak istediğimiz haberi almakta çok zorlanır hale geldik. İşte haber siteleri birbirlerinin haberlerini kopyalıyorlar. Bunu yaparken zaman da onlar için çok önemli. Ve çoğu kez haber teyit edilmiyor ya da bozuk bir Türkçeyle alelacele yayına okurun önüne sunuluyor. Bu kalabalıkta da hem istediğimiz haberi alamaz hem de alırsak da yanlış alır bir hale geldik. Bir kaosa sebep oldu. Ben zorlanırken okurun da bu kaostan zorlanabileceğini düşündüm. Çünkü ben mesleğim gereği bunu yapıyorum ama okur gün içerisinde ya bu ülkede ne olup bitmiş diye bakarken bu zorlukların hepsini bizden daha fazla yaşıyor olmalıydı. O yüzden de böyle bir özet çıkarma fikri doğdu ve hayata geçirdik. Aslında biraz ilk başlarda hobi gibiydi bu. Yapalım bakalım nasıl olacak diye. Biraz da kapalı devre yapmaya başladık. Ağırlıklı olarak tanıdığımız, bildiğimiz gazetecilere ilk önce yolladık. 25 kişiydi, 50'ydi, 100'dü, 1000'di derken bugün 8000 küsür abonesi olan bir yer haline geldik. Yalın Türkçenin ya da teyitlenmiş haberlerin özetlenerek kendisine sunulmasına ihtiyacı varmış okurunda. Son 1,5-2 senedir böyle bir şey aklımızda vardı. Çünkü bu pandemi sürecinde ortaya çıkmış bir problem değil. Yani internet medyasındaki bu problem herhalde son 3 yıldır, 4 yıldır var. Fakat pandemi bunu, bu fikri hayata geçirmek için uygun zamanı verdi galiba bize. O yüzden pandemi de çıktı. Çünkü haber yapmak için sahaya eskisi kadar sık çıkamaz olduk. Evlere kapandık ve eve kapanınca da boşluktan galiba bunu hayata geçirebiliriz diye bir vakit bulduk ve hayata geçirdik. Okura bu bülteni ulaştırmak için mecra bakındık önceleri. Yani en doğru mecra hangisi olur, nereden daha rahat ulaştırırız diye. Onlardan ikisi de Telegram ve e-maildi. Telegram teknik olarak insana bu tür kanallarla içeriği ulaştırmada müthiş bir kolaylık sağlıyor. Okurlarımızın bir kısmı da Telegram'dan bülteni almak istediler. Fakat bir süre sonra yapmamaya başladık. Çünkü kapsülün insan gücü birden fazla mecraya haber servis edebilecek kadar büyük değildi. Çoğunlukla e-mail ile almaya devam etmek istediğinden en azından şimdilik Telegram üzerinden servis etmeyi durdurduk. Ama yarın bir gün eğer insan gücü, iş gücü olarak sayımız artarsa Telegram üzerinden de veya farklı fikirler oluşturup onun üzerinden de servis etmeye devam ederiz. Aslında bu fikir ben ve eşim de benim aynı zamanda meslektaşım Minez Bayülgen. Birlikte hayata geçirmeyi arzu ettiğimiz bir şeydi. Dolayısıyla da bizim çekirdek kadromuzda, yani editörlerimiz arasında diyeyim, ben, eşim ve meslektaşım Minez Bayülgen, editör gazeteci arkadaşım Emrah Temizkan var. Yani aslında kemik editör kadrosu 3 kişi. Fakat gazeteci Altan Sancar var mesela, bize destek oluyor. Özellikle de son metinlerin kontrolünü Altan Sancar sağlıyor. Tansu Günay diye bir arkadaşımız var. Kendisi IT uzmanı. Bu zamana kadarki teknolojiye olan ihtiyacımızı mesela o karşıladı. Ve ilk başlarda gönüllülük esasıyla başlamış ve bir süre öyle gitmiş bir yer kapsül. O yüzden 5 kişi sayabilirim şu an için. Bir de bize yardımcı olan bir stajyer arkadaşımız var. Bahçeşehir Üniversitesi'nden Doruk Karaca. O da destek oluyor. Fakat kapsül bir ay önce artık biraz daha hayatını devam ettirebilmek için ticarileşme kararı aldı ve bir şirket kurduk. Ve bu şirket bir gelir modeli oluşturabilirse sanıyorum ki editör kadromuzu da arttıracağız. Belki bu sayı ileride 10 olacak. Farklı bültenler, yani spesifik konularda farklı farklı bültenler çıkaracağız ve böyle devam edecek diye umuyoruz. Şimdi Cenk Sider bir iş adamı aslında ve kapsülün ticarileşmesine ön ayak olan kişi Cenk Sider. Biz onun da birazcık teşvikiyle kendisini de dahil ettik kapsüle ve bütün ticari oluşumu, ticari kararları, gelir modelinin nasıl oluşturulacağını kendisine devrettik. Aslında bir iş bölümü oldu. Yani biz tamamen işin gazetecilik kısmına bakıyoruz. Cenk Sider de bundan böyle kapsülün
ticari olarak nereye doğru gideceğine karar veriyor ve ona dair çalışıyor. Ortak aldığımız kararlardan biri şu: sadece e-postayla sınırlı kalmamak, aynı zamanda bir mobil uygulama da geliştirmek istiyoruz ve şu an bunun için çalışmalara başladık. Bir teknoloji şirketiyle işbirliği yapacağız. Hem e-posta olarak gönderilmeye devam edecek, aynı zamanda da mobil uygulamadan da okura bülten gidecek. Bunun yanı sıra Türkiye'de daha önce hiç denenmemiş bir, insanların siyasi görüşlerine ya da hayata bakış pencerelerine göre küratörlerden içerik alabileceği bir mobil app üzerine çalışıyoruz şu an. E-posta evet ücretsiz olmaya devam edecek her zaman, fakat uygulama hepimizin malumu çok masraflı bir şey olduğu için uygulamayı kullanmak isteyen okurdan 50 bin aboneye geçtikten sonra çok cüzi bir para talep edeceğiz. Çünkü hem kapsülün hayatına devam edebilmesi için hem de tüm teknik masrafların karşılanabilmesi için ticari bir gelir modeli oluşturmamız şart. Yani ileride aslında tabii ki de reklam da bir gelir kapısı olabilir kapsül için, ama şu an için biz en azından kapsülün içerisindeki gazeteci tayfası olarak buna çok sıcak bakmıyoruz. Bunun sebebi de şu: ben reklam veren üzerinden gazeteciyi biraz sınırlandırdığını düşünüyorum. Yani reklam verene hoş gözükmek için haberden ya da o haberin içerdiği hakikattan feragat etmek istemiyoruz. Bu noktada da bizim için en değerli gelir kapısı direkt okurun kendisi. Ve istiyoruz ki artık Türkiye'de de yurt dışında olduğu gibi bir abonelik sistemi olsun. Okur da artık biraz gazetecisine, almak istediği habere sahip çıksın ve taşın altına elini koysun. Ama dediğim gibi çok cüzi bir ücret. Yani ayda belki 1 lira okurdan almak gibi bir model üzerine çalışıyoruz. Ama ilk etapta reklam bizim ya da sponsorluklar bizim almayı isteyeceğimiz bir sistem, bir model değil. Çünkü dediğim gibi yani reklam verene cici gözükmek istemiyoruz. Kapsül'ün şöyle bir bakışı var. Biz iktidara yakın olarak adlandırdığımız medya kuruluşlarının haberlerini de alıyoruz. Ya da toplumun bir kesiminin muhalif olarak baktığı kurumlardan da haber alıyoruz. Yani haberi seçerken sadece bir taraftan beslenmiyoruz. Hatta bazen değil çoğu zaman bir haberi iki taraftan da besliyoruz. Türkiye'de şu an şöyle bir tablo var. İşte iktidara yakın medya bir propaganda yaparken muhalif olarak kendini adlandıran medya da bir antipropaganda yapıyor. Fakat ikisinin propaganda ve antipropagandasının içinde de haber ögeleri var. Ama o propaganda fiili o haberin yok olmasına ya da sönümlenmesine sebep oluyor. Biz iki taraftan da alıyoruz ama sadece haberi alıyoruz. Ve kapsül hiç yorum yapmadan sadece haberi veriyor. Dolayısıyla da bence asıl ihtiyacımız olan şey bu. Yani yorumsuz hakikati, kendi hayata nereden baktığımız ya da kendi siyasi ideolojimizi angaje etmeden verebilmek. Yani gazetecilerin bunu yapması lazım ve bence toplumun da en fazla ihtiyacı olan şey bu. Kapsül de bunu yapmaya çalışıyor. Valla herhalde eskilere yeni gelen her şey yeni nesil gazetecilik olarak adlandırılıyor. Yani ben de 40 yaşıma geldim. Ben de bildiğimiz işte basılı medyadan, hani o geleneksel medyadan geliyorum. Habercilik açısından yeni nesil bir şey yapıyor muyum bilmiyorum. Yani 10 yıl önce de ben böyle habercilik yapıyordum, böyle gazetecilik yapıyordum. Ama sanırım kullandığımız gereçler ya da teknolojik aletler bizi yeni nesil yapıyor. Herhalde kastettikleri o. Yani mail yoluyla ne olup bittiğinden haberdar olmak kimimiz için herhalde yeni. O yüzden yeni nesil diyorlar. Bizim abonelerimiz arasında iş insanları da var, akademisyenler de var, öğrenci de var. Yani toplumun her kesiminden insan var. Eğer gün içerisinde çok yoğun bir tempoda çalışıyorsa insan, haber takibi yapmak da zor oluyor. İşte akşam yemeğini yedikten sonra evde koltuğuna uzanıp eline telefonunu alıp haberlere, yani ne olup bittiğine bakmak istediğinde de az önce bahsettiğim o kaosla karşılaşıyor ve orada bu ülkede gerçekten ne olup bittiğini anlamak çok zorlaşıyor. İşte o noktada mail bir çözüm. Çünkü kapsül diyor ki oralarda debelenme, dur ben senin için 20-25 tane haber seçtim. Bugün bunları bilsen senin için yeterli. Ülkede ve dünyada bunlar oluyor diye hazır bir şey veriyor ve bizim abonelerimizin herhalde ihtiyacı varmış ve benimsediler. Belki daha sesimizi duyuramadığımız, bizden haberdar olmayan binler vardır buna ihtiyaç duyan. İşte zamanla da herhalde onlara sesimizi duyuracağız. 8 bin kişinin bir kısmını tanıdık ama her gün yeni insanlar geliyor. Bazen 50 abone geliyor, bazen 10 abone geliyor ve hepsini tanıyabilmek için bir erim noktasına ulaşmak lazım ve kapsül henüz onu tamamlayamadı. Yani e-mail yoluyla haber almak isteyen kaç 10 bin insan var bilmiyorum ama belki 100 bine ulaştığında sayımız o kitle için daha ortak bir tanımlama yapabilirim. Ama şu an bence kapsül o erimini tamamlayamadı. Yani daha bebek. Ama 8 bin kişi için de bazı demografik şeyler söyleyebilirim. Mesela çoğunluğu 24 ve 44 yaş arasında abonelerimizin yaklaşık %65'i, %70'i. Yine %65-64 civarında erkek, kadınların sayısı görece daha az. Şu an için kitlemize dair bunu
bunları söyleyebilirim. Belki de bu yeni nesil tanımına bu yüzden de uyuyor olabilir. Yani bizi biraz daha 24 ile 44 yani teknolojiyle tanışmada çok geç kalmamış bir kitle takip ediyor. Elbette ki 70 yaşında, 75 yaşında abonemiz de var ama onların sayısı daha az. Özel içerik üretmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'de yok ama özellikle Amerika ve İngiltere'deki kapsüllü, daha doğrusu kapsülün benzediği mecralar kendi özel içeriklerini de üretiyorlar. Biz bu konuda aslında şanslıyız. Kapsülün içerisinde yer alan insanların tümü aynı zamanda yıllardır gazetecilik yapan editörler ve muhabirler ve özel içerik üretmede zaman dışında herhangi bir engelimiz yok. Ve aslında en çok istediğimiz şeylerden biri de en azından haftada 3-4 tane dosya olarak tanımlayabileceğimiz iyi içerikler, haberler hazırlamak istiyoruz. Ama işte iş dönüp dolaşıp tekrar insan gücündeki o azlığa takılıp kalıyor. Çünkü benim aynı zamanda çalıştığım bir kurum var ve oraya çalışmak zorundayım. Minezim öyle. Sadece Emrah şu an tam kapasite, kapsüle zaman ayırabiliyor. Dolayısıyla da bizim sanırım biraz daha kalabalık bir kadro olmamız lazım ki özel içerikler çıkarabilelim. Daha böyle belirli konularla ilgili bültenlere gelince sadece Türkiye'de siyaset gündemini takip eden mecralarda niteliksizlik yok değil. Yani spor medyasında da bu var. Sadece futbol odaklı. Orada da haber değil de daha çok transfer dedikodularının döndüğü bir mecra var. İşte bir taraftan teknolojiyle ilgili Türkiye'de eksik habercilik yapılıyor. Birkaç çok değerli isim var. Onların gayretleriyle bir şeylerden haberdar oluyoruz. Ama kapsül, spor, teknoloji, ekonomi gibi konularda o konunun uzmanı editörlerle birlikte çalışmak ve o konulara özel haftada bir bülten de çıkarmak istiyor. Özellikle spor ve teknolojiyi şu an için düşünüyoruz. Herhalde kadro kalabalıklaşınca da peyderpey bunları yapacağız. Tabii ki de ilham aldığımız yerler oldu. Yani şöyle oldu. Türkiye'deki o kaos yetersizliği içerisinde debelenirken ya bir şey yapılmalı diye etrafıma bakındığımda ben de tabii batıdaki o milyonlarca insanın abone olduğu pek çok bültene abone oldum ve oralardan tabii ki de ilham aldım. Yani pek çok bülten sayabilirim. New York Times'ın yaptığı bülten mesela muazzam. İşte Morning Bill diye bir bülten var. Başarılı işler yapıyor. İşte Axios diye bir bülten var. Keza onlar da öyle. Quartz var. Bir sürü sayabilirim. Ve her birinden hem içerik anlamında hem de içeriği okura sunma formatı olarak ilham aldığımız şeyler elbette ki var. Türkiye'de de bülten yapılıyor. Ama kapsülün ayrıştığı bir nokta var. O da kapsül gibi haber odaklı ya da işte reklam verenin incitmeyelim ya da reklam veren bize reklam vermeye devam etsin gibi sanki Türkiye Türkiye değilmiş de Norveç'miş gibi bülten hazırlayanlar da var. Yani eleştirmiyorum, herkesin bir tarzı var ama biz gazeteciler olarak hem de bu ülkede gazetecilik yapmaya çalışan birkaç kişi olarak ondan ödün vermek istemedik ve haber neyse, hakikat neyse onu vermeye devam ediyoruz ve reklam veren ya da o bu ne düşünüyor diye çok da umursamıyoruz. Sanırım kapsülü onlardan ayrıştıran en önemli etken bu. Kapsül daha fazla haber odaklı ve Türkiye'de ne olup bitiyorsa bunu vermeye cesaret edebiliyor. Şu an için sadece hafta içi 5 gün var. Hafta sonu bir bülten hazırlamak istiyoruz. Biraz daha bu siyasetin kirli ortamından arındırılmış. Tabii ki de haber varsa, insanlar bilmesi gerekiyorsa onu veren ama aynı zamanda hafta sonunu keyifli bir hale getirecek tek günlük bir hafta sonu bülteni hazırlamak istiyoruz. Sanıyorum ki herhalde 1-1,5 ay içerisinde böyle bir şeye başlayacağız ve cumartesi günleri yayında olacak. Fakat normal kapsülden biraz daha uzun ve kapsamlı olacak ki insanlar hem cumartesi hem pazara yayarak okuyabilsinler. Türkiye'de podcast çok fazla dinleyicisi olan bir mecra değil. Biz yeni yeni tanıyoruz. Benim de şahsi olarak podcast'te tanışmam 2 yıl öncesine varıyor. Neden kısa dalgayla yapmaya başladık? Onu anlatayım. Çünkü kapsül yeni yeni tanınan bir mecraydı ve o podcast'in daha fazla insana ulaşabilmesi için saygın ve işini iyi yapan bir ağın içerisine dahil olması daha iyi olurdu. Hem de biz böylece kendimizi de test etmiş olacaktık. Dolayısıyla kısa dalgayla böyle bir işbirliği yaptık. Hazırladığımız bülteni Minez Bayülgen okudu. Prodüksiyonu da kimi zaman ben yaptım ve kısa dalganın dinleyicisiyle buluşturduk. Yanlış hatırlamıyorsam 450-500 günlük dinleyicisi vardı. Türkiye için de fena bir rakam sayılmaz 450-500 ve yaklaşık kesintisiz olarak 3 ay falan devam etti podcast. Fakat hem pandemideki bu kısıtlamaların kaldırılması, şehirler arası yolculuğun açılmasıyla işte insanlar tatillere gittiler ve bu süreçte dedik ki biz de podcast'i ara verelim ve biz de en azından bir tarafta tatil yapabilelim. O yüzden Eylül'e kadar ara verdik. Fakat Eylül'den sonra devam edecek. Yani insanların artık şehre geri dönmesini, işlerinin başına geçmesini bekliyoruz. Çünkü malum hani podcast daha çok sabah böyle işe giden
giderken ya da işte akşam işten çıkıp eve giderken yolculuk esnasında dinlenen bir şey. Yani öyle tatilde deniz kenarında oturup da bu ülkenin karanlık gündemiyle insanlar başa çıkmaya çalışmayı istemiyorlar yani. Ama Eylül'de devam edecek. Fakat bu defa kapsülün kendi havuzunda yayınlanacak. Aynı zamanda az önce bahsettiğim bu mobil app içerisinde bir podcast oynatıcı da olacak. O mobil uygulamayı indirenler kapsülün podcast'i yayına girdiğinde bildirim alacaklar ve otomatik olarak dinleyebilecekler. Yalnızca bülten değil, kapsül olarak farklı podcast'ler yapma niyetimiz de var. Şu an için üzerinde çalıştığımız ve Eylül ayında başlayacak bir podcast'imiz daha var. O da kripto paralarla ilgili. 4-5 kişilik bir kripto para grubu var. Bunlar hem yatırımcılar hem de bu teknolojiyle uzun zamandır ilgileniyorlar. Ve bu grup kapsül için bir kripto para üzerine haftalık bir podcast programı yapacak. Bir de spor üzerine bir podcast geliyor şimdi. Daha önce herhalde 2 yıldır falan düzenli olarak podcast yapan Burak Kılıç var. Kendisi bir spor muhabiri eski. Şu an gazetecilik yapmıyor. O yine Türkiye'de özellikle futbol ve siyasetin kardeşliği üzerine dosyalar yapacak. O da haftada bir ya da 10 günde bir yine kapsülün podcast alanında yayında olacak. Zamanla bunları da arttırmak istiyoruz. Yani farklı konularda insanları hem bir şeyler öğrenebileceği hem de eğlenebileceği farklı podcast yayınları olacak. Ona da yeni başladık. Deneyimli bir arkadaşımız yapıyor çevirileri. O gün içerisinde biz haberleri tararken Türkiye'de insanların ilgisini çekebileceği bir makale buluyoruz. Deniz'de oturuyor, kapsül için onları çeviriyor. Bir sonraki günün bülteninde ona yer veriyoruz. O da ilgi gördü. İngilizce içerik okuyan insan sayısı çok fazla ama belki orada da tarama noktasında birazcık zamansızlık yaşıyor insanlar. Ama oradan Türkiye'de gündem olmamış ya da Türkiye'de çevrilmemiş bir metni bulup onlara vermek onların da ilgisini çekiyor ve 2 haftadır o da ilgiyle okunuyor. Görüyoruz. Tek şey değil, bence 2 şey istiyorlar. Birincisi tarafsızlık, haber istiyorlar. Yorum olmadan ya da editörün, muhabirin okuru bir yere yönlendirmediği haberler istiyorlar. İkincisi de teyit edilmiş haber istiyorlar. Çünkü Türkiye'de gazeteciler deyip kendimi de dışarıda tutmayayım yani. Biz gazetecilerin en büyük hatası sanırım biraz aceleci davranmak. Eskiden de böyleydi ama internet medyası bizi daha da aceleci yaptı. Çünkü her mecra bir diğeriyle yarışıyor. O haberi en önce kim okuruyla buluşturacak diye. Ve sanırım o sırada da bazı şeyleri kontrol etmekte, teyit etmekte eksik kalıyoruz. O yüzden okur hem tarafsızlığa hem de teyit edilmiş doğru habere ulaşmakta Türkiye'de birazcık zorluk çekiyor. Biraz buna hasret galiba.